Selamlar herkese, ben Nier. Minecraft Survival'ın 12. bölümüne hoş geldiniz. Evet, bir önceki bölümde yaptığımız bu mükemmel yerden sonra ya bir eve ihtiyacımız var aslında. Artık bir ev yapmak istiyorum kendime. Fakat bilin bakalım ne eksik? Odun. Bize odun lazım. Olabildiğince odun lazım hem de. Fakat daha zaten tasarımın üzerinde de çok çalışmadım, evin tasarımı üzerinde de. Bize odun lazım. Olabildiğince odun lazım. Peki bu kadar fazla odun için ne yaparız? Tabii ki de odun farmı. Madem odun farmı yapacağız, bunun için malzeme toplayacağım şimdi. Ama malzeme toplamadan önce size bir şeyler göstermek istiyorum. Şu an 35 seviyeyim. Bir önceki bölümden daha fazla seviyeye sahibim. Video başında gördüğünüz ben biraz maden yaptım. Önce çıkanları göstereyim size. Şurayı açıp içeri girelim. Elmas sayım bir önceki bölümden bir tane fazla. Bir tane elmas bulabildim. Biraz bakırımız var. Buradaki altın avuçları yedim ben. Sonra biraz cam varmış burada. Amatist parçası buldum. Amatist geodu buldum bir tane. Onun koordinatlarını da aldım. Onlar da burada. Şöyle keşif defterinden göstereyim. Şöyle. Şu sayfada amatist bölgesi diye. Amatist geodunun bölgesini bu şekilde yazdım buraya. Keşif defterinde duruyor. Buğday tohumları gereksiz, onları atalım. Bay bay. Şu slabları da şuraya koyacağım. Şimdi gidelim şeye. Şimdi ben bu şeylerle ne yaptım? Önemli olan o. Ben bu çıkan amatistlerle ne yaptım? Amatist yaklaşık... Ya ben o amatist bölgesinde bayağı bir AFK kaldım. Orayı bulduğum videosunu çekeli oldu böyle birkaç saat. Ya bugün çektim onu ama oldu birkaç saat. Neyse. Gidip bakalım bakalım orada neler olmuş. Onları bir size göstereyim. Yaptığımız yeni yollardan yürüyüp buraya geldik. Şuradan aşağıya inelim. Tere! Buraya gölgeli cam koydum. Tint glass koydum. Böylece arkası tamamen karanlık olabiliyor. Ve orada hiçbir ışığa maruz kalmadan zombiler doğabiliyorlar. Hızlı bir biçimde. Şurası açık kalmış. Ve birazcık da şey yaptım. Bakın 22 tane zümrütüm var. Burada biraz AFK kaldım. Biraz şirkette kalmış burada. Bunları şu arkadaşa satalım. Bu arkadaş hala kalfa. Bunu şey yapmamız gerekiyor. Da yapmamız gerekiyor. Az kaldı. Ben bunu video dışında tamamlarım. Şimdi benim bu çiftçi köylülerin de bu arada seviyelerini arttırmak istiyorum. Elimdeki şeylerle onlardan da zümrütler alacağım. Yerimde işte onların yaptığı şeylerle. Ufak ufak böyle trade'lere girdim. Yani yapıyoruz ufak bir şeyler. Trade'lerle ilgili çok güzel planlarım var. Köylü farmını yapma nedenimizi çok yakın olmasa da yakın bir zamanda işleyeceğiz. Yani bakacağız bakalım. Şimdi gidelim şu zümrütleri bırakayım üstümdeki. Daha sonra malzemelerimizi size sayacağım. Hangi malzemeye ne kadar ihtiyacımız olduğunu size sayacağım. Şimdi öncelikle size şundan bahsetmem gerekiyor. Tabii burada bahsettim, içeride bahsedeyim. Sıkıntı çıkmasın, yaratıklar falan şey yapmasınlar bizi. Şöyle biraz da yakına geleyim. Şöyle. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Yapacağımız farm Dusty Dude isimli YouTube kanalına ait. Kendi yapacağım bir farm değil. Dusty Dude isimli YouTube kanalına ait. Linkini aşağıda bulabilirsiniz. O da böyle Ilmango gibi benim redstone'lara baktığım kanallardan bir tanesi işte. Hani böyle büyük farmlara baktığım YouTube kanallarından bir tanesi. Öneririm bakmanızı farmlarına. Ben seviyorum açıkçası. Neyse. Reklam gibi oldu ama madem kullanıyoruz adamın farmını mecbur şey yapacağız. İkinci olarak bu şeyde bir TNT dupe sistemi kullanacağım. Ya hile yapmayı hiç sevmem oyunda normalde ama bu TNT dupe olayı artık ya kim olursa olsun herkes kullanıyor. Türkiye'de de çok fazla kullanan var. Ya bu ekstra eşya duplamak değil, sadece TNT'yi kopyalayacağız o kadar. Ve TNT ile yapacağız işimizi. Yani sadece patlayıcı olarak kopyalama yapacağım. Gerisi konusunda bir kopyalama işimiz yok. Şimdi bu bölüm için bize oldukça fazla malzeme lazım. 21'e 17'lik de bir boşluk lazım. Blok yüksekliğini ise ben 30 olarak düşündüm. 30 blok yüksekliği biraz büyük mü kaçar acaba? Bir düşünüyorum şöyle. Şurası kaç blok ki? 20 blokta bir yüksekliğe ihtiyacımız olacak. Şimdi asıl önemli olan bu farmı nereye yapacağımız. Video bugün bitmez büyük ihtimalle. Bayağı bir uğraşacak. Hatta farma bugün bile başlamayabilirim de size bir saniye geçiyor zaten. Şimdi buradaki alanı boş bırakmıştık biliyorsunuz ki. Farmı buraya yapacağız. Şuraya tam olarak buraya. Ya buraya değil, yer altında yapacağız da. Farmın dışına da böyle büyük güzel bir ağaç yapmak istiyorum. O ağacı en son yapacağız ama önce bir farmı yapalım da hani ağacı yapmak için odun gerekecek. Odun içinde ağaç farmı. Zaten önce farmı yapacağım. Sonra farmın etrafındaki dizaynı yapacağımız işte o etraflarda kullanacağımız bloğu farmdan elde ettiklerimizle yapacağız. İlk önce farm yani. Farm her şeyden önce gelir hocam. Şimdi şuradan bir aşağıya doğru ineceğiz. Bunu saymıyoruz. Bunu da saymıyoruz. Bunun altı full kırık taş dolu bu arada. Buraları ben doldurmuştum biliyorsunuz. Burayı da saymıyoruz. Kazım işlemini yapıyoruz. Kazım işleminden sonra malzemeleri biriktirmeye başlayacağım. O zaman izninizle ben başlıyorum. Size de izlemek düşüyor. Zaten size uzak çekimde izleteceğim. Hadi bakalım o zaman başlayalım.
Şimdi kazı işlemlerini bitirdik. Şöyle bir girelim tekrardan şuradan. Bu arada elmasım kalmadı. İki tane elmas kazma harcadıktan sonra elmasım bitti. Biraz demir kazma ile idare edeceğiz. Ben video dışında maden yaparım. Biraz madenin işlerini girmem lazım video dışında. Evet, şu anda mekanımız bu şekilde. Çok karanlık olmuş ama. Az daha gidiyordum. Neyse. Yani buraları aydınlatmak gerekecek. Biraz meşale yaparız. Fakat şimdi bize dediğim gibi slime, bal falan lazım. Yani slime için ne yapacağımız çok açık. Şeye gideceğiz ve orada bizim bataklığa gideceğiz ve bataklıkta biraz AFK durarak akşamları orada avlanacağız. Bunun için bir kalkan yapacağım. Benim kalkanın nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Envanterimde de yok. Benim kalkan nereye gitti acaba? Bir ona bakayım hemen gidip. Daha sonrasında da ilk yapacağımız iş olan bal toplama işine geçeceğiz. Bol bol bal toplayacağız. Şimdi balı nasıl toplayacağımızı da anlatacağım size. Fakat ondan önce kalkan bakmam lazım. Kalkanım vardı ya. Yenisini de yapmak istemiyorum hazır varken. Oradan buradan bulduğum gereksiz chestplate'ler var her yerde. Neyse ya, yenisini yapalım kalkanın. Demir olacaktı şurada. Tahta da lazım. Bu yetmez. Bu yeter. Şunu koy. Bunu yaptık. Hazır bunu yapmışken şurada da flama vardı. Bunu değiştiririz belki sonra ama birlik bunu bakayım nasıl durdu. Yani çok da iyi durduğu söylenemez ama sonuçta üstünde bir şey var kalkanın. Neyse, şöyle bir dışarıdan bakalım ama yani iyi durduğu söylenemez kalkanın ama iyi yani sonuçta. Kötü değil, neyse. Şimdilik orada dursun, zaten işlevi önemli. Şimdi gidelim bir. Balı nasıl bulacağımıza geçelim. Blok alma sesi rahatsız ettiği için sesi kapatmıştım, onu bir açacağım. Size ağaçların büyüme mantığı ile ilgili bir şey anlatacağım. Şimdi arı kovanları meşe ağaçlarının üstüne çıkabiliyorlar. Ama bunun da bir ihtimal oranı var tabii. Şunları bir açalım. Buradan işte çiçektir, böcektir. Bak çiçek varmış mesela şurada. Bunları alalım. Şunlar işimi görecek. Ve etrafı işaretlemek için de şunu alacağım. Fazladan biraz daha bulunsun üstümde. Meşalem yokken hazır elimde. Bunları da şeyden aldım. Köylünün birinden aldım, benim köylülerden. Burayı yapacağım. Daha sonra kıracağız zaten bu ağaçları. Şimdi bir fidanın etrafında şöyle fidanları koyalım. Daha sonra kemik tozu getireceğim buraya. Bir fidanın etrafındaki 5'e 5'lik alanda. Yani şu alandan bahsediyor. Şöyle. Şöyle fidanı ortaya alacak şekilde çevresini dönüp şu 9 blok bırakırsak, bu alanın içinde çiçek varsa eğer, bu fidan üstünde kovanla çıkabiliyor. Kovan yani şunu ben böyle gitsem buraya eksem, bundan hiçbir şekilde bunu büyütünceye bu ağaçla beraber kovan çıkmaz. Ama eğer bu ağacın şu alanının içinde eğer çiçek olursa, yani şöyle diyelim buralara böyle çiçek koyduk. Bu kadar koymanıza gerek yok canım. Tabii değil mi? Mesela iki tane çiçek koyduk. Bir tane oraya, bir tane buraya. Şöyle. Bunun şehri çıkması kolaylaşıyor. Kolaylaşıyor dediğim, buna yeni bir ihtimal ekleniyor. Bu ihtimal ne? Bu ihtimal işte kovanla beraber büyüyebilmesi. Yani bu ağaç büyüdüğünde üstünde kovan olacak bu sayede. Çiçek bunu sağlıyor. Şimdi ben de böyle elimdeki fidanları ekeceğim. Daha sonra bunları kemik tozuyla büyüteceğim. İşte üstünde kovan olan ağaçlara ise dokunmayacağım. O kovanları oradalarda bırakacağım. Daha sonra ağaçları kırarız gerekirse. 5'e 5 alanları buna göre hesaplayacağız. Önce gidip bu uyuyalım. Şimdi malzemeleri toplamaya başlayacağım ben. Bu sürecin tamamını size uzaktan çekim olarak izletirim zaten. İzlersin. O zaman ben malzemeleri toplamaya başlıyorum. Hadi bakalım. Dışarıda yağmur yağıyor. Yağmurun sesiyle beraber. Şimdi şurada iki tane arım var. Büyüdüklerinde çiftleştireceğim. Daha fazla arı elde edeceğim. Bu arada bu arılar şimdilik burada duracak. Arılarla ilgili ileriki bölümlerde yapacağımız şeylerde bu arıları kullanacağız. Altındaki şeyin sebebi de işte ballarını alınca sinirlenmesinler diye. Ballarını topluyorum. Bir tane bal bloğu yapacak kadar topladım. Ben bunları toplamaya devam edeceğim. Buradan aldım bu arada onu. Çok düşük bu arada şansı çıkmasının. Çıkmadı yani. Çok zor zor çıktı. Bundan sonra da zaten büyütmeme gerek kalmadı. Çiçekleri toplayacağım. Neyse şimdi
Her şeyi topladık. Bir tek slime blokları. Ya bol bol slime'a ihtiyacım var. Şimdi bol bol slime'a niye ihtiyacım var? 41 tane ne yapışkan piston. 36 tane bize slime blok lazım. O yüzden şimdi bizim şuradaki bataklığa gideceğim. Önce şurayı kıracağım. Sonra orada slime keseceğim bol bol. Slime kesme işim bitince de ben dinlenirken şunun etrafına böyle taştan bir yer yaparım. Burada beklerim. Şunu da şöyle yaptırırım. Şöyle sağ tıka basılı tutarım burayı. Aslında yaratık doğmayacak olsa bunu burada böyle bırakır giderim de. Ben şurayı şöyle çitle çeviririm. Arılar çitin dışına çıkabilirler hem. Ben de ölmem. Burada böyle basılı tutar AFK kalırım. Çıkanı toplarım. Öyle işte, şimdi slime kesmeye gideceğim. Önce şuraları keseceğim. Sonra da farm yapmaya başlayacağız. Bakın şurada zaten izlediniz hepsini aslında. Bayağı bir malzeme topladım. Her şey hazır. Sadece bir eksik var. Onu da gelin beraber tamamlayalım. Hadi hazır OBS'i açmışken. Kapatıyorum bu arada video kaydını, yoksa çok uzun olur. Şimdi şurada. Evet, bol bol. Ya bu blokları destek bloğu olarak bol bol kullanıyorum zaten. O yüzden bana bir sıkıntısı yok. Şöyle koyalım. Şimdi gideyim şuradan birazcık oraya koyayım. Evet, 32 oldu. Tamam. Ya bu şekilde aslında itemler, malzemeler bunlar. Şunları alayım, bunlar fazla. Evet, şimdi kazı işlemlerine başlayıp sonra direkt bizim bataklığa doğru yolculuğa çıkacağız. Hadi bakalım, let's go! Slime'ları kasmaya başlayalı saatler oldu bu arada. Bir kısmını da kayıt dışı yaptım artık. Çok uzun süre oldu çünkü kayıt süresi, onu bir göstermek istiyorum size. Nerede o? Şurada. Bakın. Şunlar diğer eşyaları topladığım falan kısımlar, işte ağaçları ektiğim falan kısımlar bunlar. Bak, şu dahil. Kazıları ve ağaçları diktiğim kısım şunlar bak. Buradan sonrası, yok şu da kazı işlemleriyle alakalı ve işte diğer işlemlerle alakalı. Şu 36'dan sonrası 3 saatlik kayıta dahil olmak üzere tamamı benim slime kasmamı içeriyor. Yani tekrar söylemek gerekirse burada ruhsuz gibi slime kastım. Ya bekliyorken buradan dizi izliyordum. Slime görünce aşağı inip öldürüyordum. Şurada da bekledim biraz. Orada slime chunk yokmuş. Burada buldum bir tane slime chunk. Şuralarda doğuyorlardı. Bir de şurada doğuyorlardı. Suyun kenarlarında doğuyorlardı. Ben de alanları genişlettim böyle tahtalarla. Suları falan doldurdum. İlginç bloklarla, tahtalarla falan. Bunların üstüne doğuyorlar artık. Doğuyorlardı. Bir daha slime olursa buraya, slime lazım olursa buraya geliriz. 64'e tamamlayacaktım. Bunu da çok üşendim. Yetiyor ama hesaplamalarım doğruysa. Ve burada uyumak için kullandığım yatağım. Şimdi niye uyuyorsun? Geceleri toplamıyor muydun diyeceksiniz. Evet, geceleri topluyordu. Bu arada bunları hiç karasım yok şu an. Kalsınlar öyle. Sonra bir daha geliriz belki lazım olursa. Hadi canım, hadi görüşürüz. İşte ondan sonra ben size yoldayken bu arada ne yaptığımı anlatayım. Aa, zümrüt var. Ha bu arada şey, kayıt kapalı bir biçimde biraz elmas da kazdım. Elmas buldum maden yapmıyorum. Çok değil. Yaklaşık böyle 17-18 tane falan elmas buldum. Çok bulmadım. O da bana yetiyor zaten. Elmas kazma yaptım bir tane daha. Aa bakın, bir tane daha zümrüt. Bu zümrütlerin yeni çıkma şansı iyi yani. Hiç almayacağım bu zümrütü ya. İpiksi kazma yapınca gelir alırız.
Zümrüt madeni zor bulunuyor. Neyse. Ne anlatıyorduk? Ha bu şey at benim evin oralardaki bir attı. Ben de bu eşyalarım olduğunu hatırladım. Bir de yani şeyiz sonuçta. Daha önde falan gitmedi ki. Elytra'mız falan yok. Zaten Elytra yapsa yetiştirecek. Onun şeylerini karşılayacak. Yeterince şeyim yok. Barutum yok. Dışarıdan geldi. Şu aşağıdan ince. Neyse işte. Bu arkadaşı buldum orada. Daha hızlı gidip gelmek için eve. Arada eve gidip geliyordum çünkü. Malzemeler için falan bir de yatak aldım geldim. Yatak niye? Phantom'lar 3 gece uyumayınca çıktığı için. Ve 3. gecenin sonunda uyuyordum. Phantom'lar beni oradan düşürürler çünkü uçuyorlar sonuçta. Şimdi bu atı yukarı çıkarmak da ayrı bir dert. Bu arada şuradan geçmiyor onu göstereyim size. Buradan geçmiyor bu at. Bayağı geçmiş öyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bayağı geçmiyor. Üstte azıcık açık olsa geçecek. Beni öldürecek yani az daha. Kayışı taksam gelir mi? Ben geçemiyorum. Hadi gel şöyle kayışı alalım. Bunu da şuradan çıkarmam gerek. Bu ata da isim öneriniz varsa yorumlarda belirtin. Bir şeyler yaparız artık. Bu atın da ismini değiştiririz. Şimdi tabii siz farm yapma videosu olduğu için bu şu an siz de videonun çok başı. Yani bayağı bir başından izliyorsunuz videoyu. Bayağı bir en başlarında falansınız büyük ihtimal videonun. En fazla 10 dakika olmuştur. Şimdi editteki ben bunu görünce bir şöyle ya şey yapmaz inşallah. Uzun tutmamışımdır umarım. Şöyle buraya bağlayalım. Haritayı genişlettim biraz falan. Kolay şeyler zaten bunlar. Gösterme ihtiyacı duymadım açıkçası şimdi. Artık bu kadar uğraşın sonuçlarını görmenin vakti geldi. Bu kadar uğraş ne içindi biliyor musun? Bakın şimdi göstereceğim. Ha, bunu aldık bir tane. Bir kere maşallah. Bakın şimdi. Ha, buraya geliyoruz. Şuna tıklıyoruz. Bir bunu koyduk. Bunu koyduk. Bunları aldık. Sonra bunu böyle tuttuk. Şöyle bir çevirdik. Bunu da şöyle bir çevirdik. Bunu da şöyle bir çevirdik. Artanın üstüne ek. Bunu da çevirdik. Eyvah. Onu alayım oğlum. Bunu da bir şöyle çevirdik. Etti 30 tane. Ulan yetmeyecek. Tam yetti yet. Balçık bile bu. 37 tane. Cik. Bunun için bu kadar uğraştık bu arada. Bir tanesi bende kalsın. Gerisini şuraya böyle koyacağız. Bunu da şuraya koyduk. Tek ihtiyacımız olan şey 30 tane bal bloğu kaldı. Şimdi bakalım şunlardan petek alabiliyor muyduk? Hiç hatırlamıyorum petek alabiliyor muyuz bunlardan? Şöyle kapatacağım. Bunlardan petek alabiliyoruz mu? Alıyoruz tabii ki. 3 tane. Güzel. Şimdi bir tane bal bloğumuz var. Tam 29 tane bala ihtiyacımız var. Şu slime'ları da bozduralım. Kalan slime'ları da şuraya koyalım. Bundan sonra slime blok yapar mıyım bilmiyorum. Bir slime farm yapmadan önce bir daha bu işlere girişmem. Umarım girişmem çünkü yani abi 6-7 saate topladım ben bu kadar şeyi. Çok uzun sürdü. Biraz tahta alacağım şuradan. Bakalım yetecek. 6 tane lazım. Yetti. Şöyle. Bunları da ortaya koyunca arı kovanı ediyor. Tabii bize bir şeyler daha lazım. Bir tane kömür alacağım. Biraz çubuk alacağım. Odunum var mı olmaz mı? 3 tane de bundan aldık. Aşağıya bunu koyduk. Üste bunu böyle çaprazla bunu koyunca kamp ateşi ediyor. Şimdi kamp ateşini neye koyuyoruz? Kamp ateşinin altına koy. Ben bunu anlattım mı? O kadar hatırlamıyorum ki. Anlattıysam kusura bakmayın vallahi bir daha anlatayım. Burada çiçekler var zaten bol bol. Burası bizim küçük arı farmımız bu arada. Yani bayağı küçük ama. Bakın bu böyle geliyor. Şuraya bir tane destek bloğu atacağım. Yanına şunu koyacağım. Ve bunu kıracağım. Evet. Şu anda olay böyle. Bol bol cam şişemiz var. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Bir gidip. Aa bu kötü oldu ama. Yağmurda arılar dışarı çıkmıyorlar. O kötü. Şuraya geleceğim. Envanterimi bir boşaltacağım. Boşaltabildiğim kadar. Tabii asla ama asla şeyi üstümden bırakmıyorum. Keşif defterimi. Şu çitleri de şöyle atalım. Üstünde iskele bulunması iyi oluyor. Dursun üstümde. Bu arılar bu arada şimdilik böyle çitle kaplı. Onu neden çitle kapladığımı anlatmadıysam şimdi anlatacağım. Anlattıysam da yine anlatayım. Bir spam point çekelim. Aa burada boş bir sandık varmış. Oklar üstünde dur. Cam şişelerim. Bal bloğum da şöyle dursun. Tamam. Şimdi bal bloğu bal daha çok şey yani. Daha kolay yapılıyor. Çünkü bal bloğunda 4 tane bal şişesine ihtiyacımız var. O yüzden sıkıntı çıkmıyor. Ben bunun arkasına geliyorum. Sağ tık basılı tutarken mouse'un kablosunu çekiyorum. Geri taktığımda ise şu an sağ tık basılı. Hiçbir şekilde hiçbir şey olmuyor. F11'e basıp alt tab yaparsam acaba gider mi? Bunu denemenin tek bir yolu var. Böyle havaya bir sağ tıklayacağız. Dünyadan bir çıkacağız. Evet şimdi. Ya bunun arkasına geçeceğim böyle. Buna basılı tutacağım. Ya burada böyle. Böyle basılı bırakacağım bunu. Hem etrafımda çitler var. Zarar da görmem. Tek zarar görebileceğim yer önüm. Önümden zarar görmemek için de oraya bir blok koyacağım şimdi. Şurada bir tane blok olur. Rastgele bir blok olur bir tane. Diorit aldım. Birazcık daha gitse şeye de görüneceğim. Ama harita çok büyük oldu ve durduğu yer hiç ayrı alamet değil. Güzel bir yerde durmuyor harita. Neyse şöyle geldik. Kapattık. Şöyle şunu da şuraya koyduk ki oradan bir şeyler bizi kafamıza çakmasınlar. Buna şöyle sağ tık basılı bırakacağım da şu yağmuru bir dindirebilseydik iyiydi. Bir yatak alayım. Bir yatak almama gerek yok. Uyuyayım yeter. Ha uyuyabiliyorum. Gök gürültülü sağanak yağışmış. Gök gürültülü sağanak yağışlarda uyuyabiliyorsun. Yeterince karanlık oluyor çünkü. Açtık. Şimdi arılarımız burada. 3 tane güzel güzel arımız var. Şimdi bunların arasına yenisini eklemek için ne yapıyoruz? Etrafta bol bol çiçek var hatta. Mesela işte bu çiçekleri bilerek. Ya bu çiçekleri normalde millet çök diye atar ama ben atmam. Niye? Bu çiçekler arı farmlarında hem de boya yapımında işimizi görecekler. Millet atıyor ben kafayı yiyorum. Çiçeğe gel abi. Gel çiçeğe. Çiçeğe gel. Gel. Şunu sen. Şunu da sen al. Burada bir arı mutluluğu. Bence bu arada arıların şu hali çok orijinal halleri.
böyle olmak. Bakın çok güzel bu. Şu boyut bir arı için. Gene büyük de gerçek hayatta karşılaştırırsa. Gerçek hayatta karşılaştırırsa sanki zaten bir piksel falan olmaları lazım. Çok iyiler böyle. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu arının hepsi bir çiçeğin etrafına toplandı bu arı. Arının normal boyutunun bu olması yavrusunun ise daha küçük olması gerekiyor. Ama işte orijinal hali bu. Bakalım bunun level'ı kaç olmuş. F3'e basarak bakabiliyorsunuz. Sağ tarafta level 2 yazıyor bu. Level 5 olunca alınabilir oluyorlar. Bu arada altına kamp ateşi koymazsanız alamazsınız. Hani ısıtıyoruz onları birazcık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bunu buraya koyacağım. Etrafı güzel bir biçimde kapalı. İçeride çiçekler var. Hatta biraz çiçek ekledim. 14 dakikadır bıdı bıdı konuşuyormuşum bu arada. Siz onu bayağı kısa izlediniz. Gelin çıkalım birazcık. Demir farmını seviyorum abi. Her şeyi işe yarıyor. En verimli farmlardan bir tanesi. Tabii en verimli farm değil. En verimli farm mob farmdır abi. Kesinlikle mob farmı en verimli. En verimli farm. Kim diyeceksin çürüket falan düşüyor. Çürüketi belli bir seviyeye ulaştıktan sonra oyunda atabilirsiniz. Ondan önce zümrüt alışverişinde kullanabilirsiniz ki çok işe yarıyor. Başka nelerde? Barut, örümcek ağı, jün yaparsınız. Koyun farmına gerek kaldı. Bir farmla ikisini, iki farmı birden çözmüş oluyorsunuz. Şimdi bu da sağ tıka basılı. Oyunu kapatıyorum. Artık oyunu kapatmıyorum. Mouse çek. Ben bilgisayarın başından kalkacağım şimdi ama önce dur. Bir şey yapalım çünkü video kaydını durdurmam lazım. Ben burada AFK'yım artık. Uzak çekimi de koyarım. Fıtır 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 elimle toplayışımı izlersiniz. Kaç saat olursa olsun o uzak çekim. Ben onu birkaç saat indireceğim. Uzak çekim açıkken hareket edebilirim. Çünkü envanterimdeki bu şişe sayısı yeterli değil. 64 taneden fazla şişe gerekecek. O zaman ben bal toplama işine girişiyorum. Hoş geldiniz. Evet, bir sonraki günün akşamı oldu. Niye? Çünkü ben gündüzlere uyuyorum. Her neyse. Şimdi balı topladığımız replay kaydı bu arada. 11 saat sürdü. 11 saat sürdü. Öyle bırakıp yattım bir de ben. Öyle bırakıp yatınca neresinde nasıl öldüğümü bilmiyorum. Ben onun bir yerinde öldüm ama. Şimdi onu açmaya çalışırsam çöker bilgisayar. Çünkü 11 saatlik kayıt çok zor olacak onu şey yapmak, editlemek. Ya siz onu 30 saniye falan gördünüz de 11 saat o kayıt. 30 saniye yendireceğim 11 saat. Hiçbir şey belli olmayacak bu arada. Neyse girelim. Yani bir farm yaptım. Dünyanın en basit farmı oldu ama o kadar verimsiz ki. 40 yılda bir denge geliyor. Meselesi ya. Bu survival serisi oyunda yapılabilecek her şeyi yapmadan bitmeyecek. O yüzden yapılabilecek bütün farmları yapacağız. Evet tekrar geldik. Farmımız burası. Ben bunun çevresini açtım. Artık burası takılacak böyle. Buradaki arıları şey de yapabilirim. Polenlendikleri zaman kayışa bağlayıp götürüp bizim şeye de sokabilirim bunları. Şuranın içine de sokabilirim çünkü arılar öyle polenlendikleri zaman aşağıya da ya bu bitkilerin daha hızlı büyümelerini sağlıyorlar ve verimi çok arttırıyorlar. Verim art eğer öyle bir şey yapar. Bu hala turp ekiyor değil mi? Şimdilik bal bloğumuz da hazır. Zınk. Şu bal bloğu. Slime blokları toplamak, ya bu balçığı toplamak 5-6 saat sürdü. Dedim ki tamam oh büyük işi bitirdik. Şimdi bal bloğu kaldı o kısa iş dedim. Bal bloğunu toplamak 11 saat sürdü. Neyse. Şu üstümdeki fazlalıkları bırakayım. Ya şu cam şişeler var ya bunları şöyle alıp şuradan aşağı böyle fırlatıp kırasım geliyor şöyle karşı tarafa doğru. Deneyelim mi? Ih pek işe yaramadı gibi. Neyse. Evet şimdi. Çok heyecanlıyım şu an başladığıma ama hadi başlayalım. Şimdi bir yemek yiyelim. Şöyle geldik buraya uzun tarafa bakacağız. Uzun taraf şurası. Buradan şöyle geliyoruz. Bir yedinciye geldik. Yedinciden de bir yedi. Başlayacağımız yer burası. Şurayı şöyle bir işaretleyelim. Nasıl işaretleriz burayı? Şöyle işaretleriz. 2 saniye şunları yukarıya alacağım ve bunları şöyle alacağım. Bunu buraya, bunu da buraya koyarsak burayı işaretlemiş olur. Buradan başlayacağız bu bildiğimizi yapmaya. Bu bildiğimizi dediğim işte farmı yapmaya buradan başlayacağız. Yalnız burası çok karanlık mekan ya. Buraya yerden aydınlatma gerekecek. Neyse şey koyarız. Kızıltaş. Aman ne kızıltaşı. Işıktaşı koyarız buralara. Benim köylülerden biri ışıktaşı satıyordu. Gider alırız onu. Her neyse. Şimdi destek bloğumuzu alıyoruz. Ve şu şekilde tam olarak burada durarak. Tam olarak burada durarak şöyle 1-2-3 blok yukarı çıktık. Tabii ben şunların hepsini envanterime alayım da sığdığı kadar. Böyle olmayacak çünkü. Şimdi şunu kıracağız tekrar. Buraya çıkacağız. Ve şimdi 3 blok koyuyoruz. 3 bloğu koyduktan sonra buraya bir tane bırakıcıyı aldık. Şöyle duracak, bakacak şekilde buraya koyuyoruz bırakıcıyı bu şekilde. Sonra da fırlatıcıyı önüne şöyle koyuyoruz. Bize bakacak şekilde koyuyoruz fırlatıcıyı böyle. Ve bunun arkasına şöyle shift'e basıyoruz bir kere. Şöyle küçük bir merdiven yapıyoruz. Şimdi bunu şöyle bir uzattık. Observer'ları aldım gidip. Böyle koyuyoruz. Bakın bu tarafa dönük. Sonra bunu kıracağız. Alalım onu.
Sonra da bunu böyle koyacağız ve bakın gördüğünüz gibi nasıl yanıyor. Burada bir böyle blink blink yapıyor böyle. Bakın gördüğünüz gibi texture pack'ten dolayı bu yandan falan da gözüküyor. Bu şekilde bir sinyal tekrarlayıcı yapıyoruz buraya. Sürekli tekrar edecek bu sistem. Bu sinyal sürekli tekrar edecek. Bunu yaptıktan sonra şu bloğu kırabilirsiniz. Bana ihtiyacımız kalmadı alalım bunu da. Şimdi yapışkan pistonu kullanmaya geçeceğiz. Bu en sona koyduğumuz observer bloğunun, redstone gözlemci bloğunun altını kırıyoruz. Ve buraya bir tane yapışkan piston koyuyoruz. Bu şekilde bir yapışkan piston olacak burada. Sonra bunun tam sağ tarafını kırıyoruz. Ve tam şuraya bir tane redstone meşalesi atıyoruz. Bu şekilde. Şimdi buraya geliyoruz ve bloğumuzu şu şekilde kullanarak böyle iki tane yer yaptıktan sonra şöyle bir dörtlü blok koyuyoruz buraya. Sistem bu şekilde gözüküyor bu aşamaları yaptıktan sonra. Şimdi buraya şöyle geldik. Şuraya bir tane fırlatıcı koyacağız. Şöyle köşeye geldiğiniz zaman bu tarafa dönük atabilirsiniz bunu. Daha sonrasında şunları kırabiliriz tamamını. Şuraya bir tane şöyle blok koyacağım. Lazım olacak o toprak orada. Şunları da kırabiliriz. Şu an sistem böyle. Şimdi buraya geldik ve buradan şey alacağız. Nerede? Hunelerimizi aldık elimize. İki tane huni koyacağız. Şunun tam çaprazına gelecek şekilde. Aynen bu şekilde. Bakın huniler bu tarafa bakıyorlar. Bu tarafa baktığından emin olun hunileri. Kesinlikle bu tarafa baksınlar yani. Şimdi şuraya geliyoruz. Ve buraya böyle huni koyduk. Bakın. Sonra bunu şuradaki observer bloğu var ya. İlk observer bloğuna kadar uzatacağız. Aynen bu şekilde. Sonuna kadar uzattık. Bakın hepsi de bu tarafa bakıyorlar. Ve en sonunda şu ikisine bağlanıyorlar. Bu şekilde olacak. Daha sonra buraya geldik. Şuradan ilk observer'ın arkasındakileri kıracağız. Bunlar gerek yokmuş. Yanlış koyduk onları. Pardon. Bakın şunun üstünden shift'e basarak tabii. Şöyle geçirdik bunları. Şu şekilde. Daha sonra böyle bunları çekiyoruz. Ta ki fırlatıcının yanına gelene kadar. Bakın fırlatıcının yanına geldik durduk. Şimdi ne yapacağız? Bunları önden çekeceğiz. Niye? Çünkü daha kısa yol. Böyle önden. Bunları da aldık. Şöyle toprağın yanına gelinceye kadar koyduk. Şimdi bunun yukarıdan nasıl gözüktüğünü size göstereyim ki hunileri daha rahat koyabilin. Şöyle bir çıkalım. Bakın, yukarıdan böyle gözükmesi gerekiyor. Hunilerin yönlerine de bakın. Şöyle göstereyim. Yukarıdan bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Hani ya bunu niye bu kadar anlatarak yapıyorum? Direkt yap geç diyebilirsiniz. Fakat yani bunu bu şekilde yapmak daha iyi. Bunu da başlatalım ki dıştan da görün beni. Sesimi buna senkronize edebilirsem. Hatta edelim. Evet, şu an senkronize edebildiysem eğer, senkronize olduysa eğer şu an dıştan da rahatça izleyebiliyor olacaksınız beni. Her neyse. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan da sonra şuraya geliyoruz ve bu bırakıcıya. Bu bırakıcı bu arada tamamen üstteki fırlatıcıya bağlı yani. Direkt bunun içine atacak şeyleri. Bu arada bu kemik tozu basacağımız yer, bu da ağaçları büyüteceğimiz yer. Buradaki toprakta onu söylemeyi unuttum. Şöyle 4 tane huni çekiyoruz. Sadece ona bağlı olacak bakın. Bu hunilere bunlar bağlı değiller. Yalnız burası çok karanlık oldu. Hemen geleceğim bir saniye. Şimdi orayı öyle karanlık bırakırsak siz göremeyeceksiniz. Ben görüyorum da yapmamın bir anlamı yok. Videoda daha karanlık gözüktüğünden mütevellit. Bir tane mi varmış? O zaman zümrütün gücü adına deyip şuradan. Buranın girişinin nereden olacağını sistem bitince göreceğiz. Yani daha girişi yapmadık biliyorsunuz. Şuradan aşağı indik de o alanı kazabilmek içindi. Bakalım girişi nereden yapacağız. Daha hiçbir fikrim yok girişi nereden yapacağımla alakalı. Burası boşluk kalırsa girişi buradan yaparım. Şurada mekanımız falan olur. Neyse. O işlere döneceğiz zaten. Şurayı kıracağım. Işık taşı koyacağım. Şöyle yerden aydınlatma verelim. Tamam. Artık burada yaratık doğmaz. Şimdi devam edelim. Nerede kalmıştık? Burada kalmıştık evet. En son şunları koyduk. Şöyle. Bunlar kemik tozunun aktarımını yapacak olanlar. Video kaydını kapatıp kemik tozu... Yani bir kemik şeyi yapabilirim böyle bir. Gezintisi. Çünkü kemik tozu bolca ihtiyacımız olacak bir şey. Ve bizim iskelet farmımız yok. Buraya yakıt aktarmak zor olabilecek. Burayı çalıştırmak biraz zor olacak galiba. Neyse. Şimdi şuradaki sandıkları alacağım ve tekrar aşağıya ineceğim. Şimdi de şunun üstüne iki tane sandık koyacağız. Şöyle iskele yardımıyla çıkalım. Ve buraya şu şekilde shift'e basılı tutarak şöyle bir sandık. Bir de şöyle bir sandık koyduğumuz zaman böyle şeyi de koyduk buraya. Sandık da koyduk. Bu arada bu huni sadece sistemler için ihtiyacımız olan huni. Ben daha sonra işte aktarımlar için sandık odası yapacağız buraya bir tane. Şey sandık odası işte bunları saklayacağımız. Oraya da güzel bir şeyler yapacağız. Şimdi buraya gelecek olursak. Şimdi bunun üstüne çıkmamız gerekiyor. Şimdi iskelelerimizi kullanarak şuradan yukarı çıkacağız. Şöyle şuradan çıkalım yukarıya.
Buraya geldik ya. Şuradaki iki tane oniyi görüyorsunuz. Bunların üstüne yineleyici koyacağız. Shift'e bastım. Zıpladım koydum. Buna zıplamama gerek yok. Şu şekilde iki tane yineleyici koyuyoruz. Bu tarafa bakacak şekilde ama bu tarafa bakmak zorunda çünkü bunlar. Buraya bakacaklar yani. Şimdi gittim fırın aldım. Fırında şöyle koyup üstüne bir tane kızıltaş meşalesi koyacağız şöyle ve bunlar yanacaklar. Şimdi şunları kıracağız. Buraya şöyle bir alan yapacağız. Hem üstünde durmaya hem de işimizi görecek. Daha sonra buraya gelip şöyle şuraya 6 tane blok koyuyoruz. Şunları alalım. Şimdi buraya bu şekilde yaptıktan sonra şalterlerimizi alıyoruz elimize. Ve bu şalterlerden bir tanesini bakın tam şuraya ortaya olacak şekilde buraya koyuyoruz. Sonra burayı şöyle kazacağız. Ta ki şalterin altına ulaşana kadar. Bakalım ulaşmış mıyız? Şöyle. Evet ulaşmışız. Daha sonra şunu açık bırakıyorum şimdi. Sonra göstereceğim size bunun nedenini. Şimdi bu kısmı meşalenin olduğu bloğa gelene kadar kazıyoruz. Meşalenin olduğu bloğu kesinlikle kazmayacağız. Şimdi buraya redstone tozu döşüyoruz bu şekilde. Bakın o açık kalınca bu söndü. Bunu buraya tekrar kapatınca bakın elektrik sinyali vermeye başladı. Açınca aşağı indirdi. Bu sistemi açıp kapatacak olan şey. Sistemin anahtarı bu yani. Şuradan kapatıp açacağız sistemi. Sistem bu şekilde kapatılıp açılacak. Şimdi artık şurayı kullanabiliriz. Şöyle geldik şuradan. Şurada iki tane bloğumuz vardı gördüğünüz gibi. Buysa bu şeye fırlatıcıya sinyali nasıl ileteceğimiz olan yer. Bunu bu şekilde bağlıyoruz. Şundan bakın emin olun bunları bağladığınızdan yoksa sistem çalışmaz. Çünkü sistemi çalıştıran şey bu. İki tane toz var sistemi tamamen çalıştıran. Bütün sistemi etkileyen onlar da bunlar. Tabii TNT loop sisteminden bahsetmiyorum. Ve bunu yaptıktan sonra bir sistemi açın. Ve bunun çalıştığına emin olun. Dur bende dispenser sesi kısık olduğundan dolayı duyamıyorum ama bunu şöyle test edebilirim. Şu an kusursuz çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi sistemi kapatabiliriz. Buradan böyle 6 tane blok kullanacağız. Şöyle 4 blok geldik. Bu şekilde. Üstüne de bunları koyduk. Aynen böyle görünmesi gerekiyor. Şimdi buraya geldik ve şuradan şunun üstüne çıkıyoruz. Bu tarafa bakacak şekilde 2 tane yapışkan piston koyduk. Bakın şu şekilde. 6 tane olacak kadar uzatacağız yukarıya doğru. Şu şekilde. Bakın 2 oldu. 6 tane böyle olacak. Buraya bu şekilde geldik. Şimdi en alta bir tane slime bloğu koyduk. 5. Bu şekilde koyuyoruz. Bakın 1, 2, 4, 5. Fırına temas edecek 4. blok bu şekilde. Şöyle çaprazdan temas edecek. Daha sonra bunu bal yapacağız. Evet. Burayı bu şekilde koyuyoruz bakın. Evet, bu iş bittikten sonra şuraya koyduğumuz fazlalık blokları kırabiliriz artık. Çünkü bunlar havada duracaklar. Şunları kırıyoruz. Bunları destek amaçlı koymuştuk. Şöyle kırdık. Daha sonra redstone bloğumuzu alıyoruz ve sadece slime olan yerlere buradan koyacağız. Tam bu köşeden bu şekilde koyuyoruz bakın. Bu şekilde durması gerekiyor. Sadece slime'lar da var. Balların üstünde yok bakın. Sonra ise şunları yapma sebebimize geliyoruz. Ben meşe kullanıyorum. İstediğinizi kullanabilirsiniz siz. Şimdi ise buraların tamamını bu şekilde şeylerle koyup bunları açıyoruz. Bunlar yaprakları temizleyecekler. Şimdi bunu bu şekilde yaptıktan sonra şöyle iki blok geldim. Bunu bu şekilde koyduk. Daha sonra şimdi de tekrar yapışkan pistonlarımızı aldık. Aynı şeyi bu karşıya yaptığımızı buraya da yapacağız. Fakat büyük bir farkla bu tarafta redstone blok kullanmamıza gerek yok. Şimdi şu çit kapılarını koyalım. Evet buraya da aynısını yaptık. Şöyle baktığınız zaman şu anda sistem bu şekilde gözükmesi gerekiyor. Bu taraftan bu yandan sistemin böyle görünmesi lazım. Şöyle şimdi devam edelim. Şimdi aşağıya indik. Buraya tekrar geldik. Pistonlarımızı alalım. Şöyle redstone bloklarımızı alalım elimize. Tamam. Şimdi bakın şu fırlatıcının baktığı yönü görüyorsunuz. Bu tarafa doğru bakıyor. Bu fırlatıcının baktığı yöne bakan bir piston yerleştirip üstüne redstone bloğu koyuyoruz. Tekrar bloğumuzu aldık. Ben de burada ışık taşı var. Bu ışık taşının yanına koyacağım. Buna hiçbir şekilde temas etmeyecek ama bir blok yanında duracak. Bu ve bunu çektik buraya kadar. Bunu buraya kadar çektik. Ve şöyle yaptıktan sonra şunu kırıyoruz. Buraya kadar da çekiyoruz ve şunu yaptıktan sonra bunu da kırıyoruz. Bu şekilde gözükmesi lazım şu anda bakın. Taşlara bakıyorlar. Yenileyiciler. Şimdi burada biraz karışık bir iş yapacağız. Redstone'lu olan tarafa geldik. Ve slab'lerimizi alıyoruz elimize. Düzgün taş basamaklar yapmıştık. Bunları aldık elimize. Daha sonrasındaysa bakın buraya geldik. Şunun üstüne bir tane blok koyuyoruz. Ve bunun yanına bu şekilde bir tane basamak koyup bunu kıracaksınız. Aynen bu şekilde. Şöyle koyduk. Bunun şu kısmına bu şekilde koyuyorsunuz bakın.
Gördüğünüz gibi bu tumbleon üst kısmına, yani üstüne bir şey koyulabilir şekilde olacak. Altına sakın koymayın. Alabilirsem oradan. Teşekkürler. Tekrar aynısını yapacağız. Tabii siz bunu benim gibi buraya koymayın. Yanlış koyduk. Şöyle olacaktı. Daha sonra bu anlattığım işi yapmaya geçiyoruz. Son olarak da böyle geldik. Şunu şuraya koyduk. Bakın. Şuradaki bloğun üstüne duruyor gibiyim şu anda. Bunun yanına koymuyoruz. Bu tarafta bitecek, şu şekilde göstereyim. Bu tarafta bitecek. Buraların tamamına bu şekilde redstone koyuyorsunuz. Şimdi fırın niye kullanıyoruz, ona geçeyim. Fırın abi dokunulmaz bloklardan bir tanesi. Yani hiçbir şekilde redstone şey yapmıyor. Redstone iletmiyor. O yüzden kullanıyoruz fırını. Ve buraya slime'ın olduğu yere fırını koyuyoruz. Ve fırının etrafını shift'e basarak tabii. Şöyle bir kere blok koyduktan sonra bunu daha kolay yapacağız. Şöyle kaplıyoruz fırının etrafını. Şurada şöyle bir şekil çıkacak bu taşlardan. Ve bunun üstünden şu şekilde alıp buraya bağlıyoruz. Preparator'larımızı aldık yani, artık preparator diyeceğim. Yenileyici demekten dilim şey oldu. Neyse, bunları bu şekilde koyuyoruz. Şöyle iki tane preparator koyduk buraya. Şimdi bunu önceki videoda anlatmıştım zaten, önceki survival videosunda. Bunların hepsi birer tik ediyor, şu açılanların hepsi. Bunu 4 tik açıyoruz. Bakın şunu şöyle açtık, bir tik. Bunu böyle açtık, 4 tik. Şimdi bunu bu şekilde yaptık. Şimdi bunu yaptığımız slime bloğu yapışıktı. Şimdi bunu slime bloğun olduğu her katmana yapacağız. Şimdi de şalterimizi alıyoruz, bu şalteri. Buraya koyuyoruz ve bunu indiriyoruz. Bakın hepsi birden itildi, gördünüz mü? Bakın. Şimdi ise bu tarafa yaptığımız aynı şeyi tıpatıp direkt bu tarafa da kopyalayacağız. Aynısını buraya da yapacağız yani direkt olarak. Şimdi ise kontrolümüze geldik. Buraya, bu tarafı da yaptım aynı şekilde. Şimdi ise çalıştırdığımız zaman hepsinin önünde olması gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi gittim yukarıdan odunları aldım. Şuradaki kemik tozu ileten derin üstüne bu odunları kapatacağız. Aynen bu şekilde. Çünkü bunun tek işe yaradığı şey sandıktan buraya şey taşımak. Başka bir işe yaradığı yok yani. Sadece sandıktan oraya, yani bunun içine eşya taşımaya yarıyor sadece. Şimdi biliyorsunuz sistemde bir tane cam kullanacağımızı söylemiştim. Şimdi bu camı aldık. Bunun odunların olduğu tarafına böyle koyduk. Sonra elimizde kalan tüm odunları bunun üstüne koyacağız. Yani 5 tane yukarı çıkıyoruz bu şekilde. Şöyle bir tane granit koydum. 3 yapıp üstüne build bloğumuzu koyuyoruz. Sonra ise bunları kırabiliriz. Şimdi yanlış yaptığımız bir şey var. Onu düzelteceğim. Şu sandık var ya, bu sandık. Bunu buradan kırıyoruz ve sağ tarafa alıyoruz. Daha sonrasında ise şöyle yine yapışkan pistonlarımızı aldık. Şuraya şu şekilde koyuyorum. Ve daha sonra yine aynı şekilde buralara yapışkan piston koyacağız. 6 yükseklikte de yine. Böyle 6 tane koyduk buraya. Daha sonra şuradaki sadece yardım amaçlı koyduğumuz blokları kırabiliriz. Ve son olarak da şuraya şöyle bir şey yapacağız. Buraya geldik. Şuradan şöyle blok çekeceğim şuraya kadar. Ve buraya şöyle redstone bağlıyorum. Ve şuranın da üstünü şu şekilde kapatıyorum. Şimdi şuraya şu şekilde bir alan çekeceğim. Aynen böyle. Evet sanırım ben sistemi yapmaya yanlış taraftan başlamışım. Yani yanlış yerden başlamışım. Şuradan değil de biraz daha bu taraftan. Evet, bu taraftan başlamış olsaydım şu anda kazdığım alana tamamı sığacaktı. Ama sığmadı. Şimdi burayı biraz ilerletmem gerekecek şu tarafa doğru. Bu duvarı 9 blok ittireceğiz. Biraz zahmetli bir iş olacak ama hadi yapalım. Evet. Kazı işlemini bitirdim. Meşaleler de attım oralara. Tam şuradan, yani bu şalterin yanındaki bloktan bir çiz blok buraya geliyoruz. Aynısını bu taraf için de yapıyoruz. Şimdi gidip yukarıdan suları alacağız. Koyalım sularımızı. Şimdi ise buraya kalan hunilerimizi kullanarak önce şuraya bir kazıyoruz. Bu şekilde kazdık. Şunları şöyle şuraya koyacağım. Şimdi şuradan şöyle hunilerimizi çekelim. Bu yeterli. Şuraya gerek yok. Evet. Bu şekilde koyduk. Buraları şu şekilde kapatacağız. Şöyle kapattık. Gördüğünüz gibi bu şekilde duracak. Şimdi ise TNT çoklama sistemini yapacağız. Şu şalterin olduğu tarafa geliyoruz. Ve buradan şu blok değil, şu bloğa bir tane koydum bundan. Üstüne çıktım. Bir tane obsidian attım buraya. Yani şu şekilde obsidian koyuyorsunuz. Şimdi 12 blok niye yukarı çıktık? İşte burası, burayı bu kadar yüksek yapmamızın tek sebebi. Sadece bu sistem.
Yaprağım bitti. Yaprak alıp geleceğim. Tam yetmesi gerekiyordu ama sanırım şuralara koyunca. Şimdi bu tarafa doğru, şu tarafa doğru. 3 blok geleceğiz bu tarafa doğru. Yapraklarla yapıyoruz bunu. 3 blok geldik bu şekilde bu tarafa. Bu tarafa böyle geldikten sonra şurayı bunu bir kere yapıyoruz. Bir kere tıkladık yani şuraya. Daha sonra bunu bu şekilde çevireceğiz. Aynen bu şekilde gözükecek. Aynı sistemi, şunları kullanmak için yaptığımız sistemi bunlara da yaptım. Buraya da yaptım. Fırın bu tarafta, 4 diklik olanlar bu tarafta, 2 diklik olanlar bu tarafta. Bunun buradan oynamaması gerektiğini söylemiştim ama bunun oynaması gerekiyor. Başka türlü çünkü. Bu arkadaş başka türlü büyümüyor. Yanında blok olunca büyümüyor. Gittim deneme mapimde onları falan test ettim. Sonra geldim buraya bu sistemi yaptım. Onu da sonra gösteririm. Gittim biraz kemik tozu topladım. Şu an yeterince var ya. Biraz dediğim bayağı bir topladım. Ben gittim dinlendim. Yaklaşık bir 2,5 saattir de oyundayım. Nether'a gittim. 2-3 stack kemik bloğu getirdim. Kemik bloğunu kemiğe çevirip hepsini kemik tozuna çevirdim. Burası ağzına kadar dolmadı. Şurada falan kaldı. Şu anda işte yeni koydum onları. Sonra da videoyu başlattım. Keşke gösterseydim. Çalıştı. Vallahi çalıştı. Vallahi billahi çalıştı. Ve gördüğünüz gibi çatır çatır Ladin de büyüyor. Tamam sonunda ya sonunda yani. Oh be içimin yağları eridi. Sistem şimdi kusursuz çalışıyor. Tere. Şimdi ben burada biraz AFK kalacağım. Bu arada benim üstüme gelmeyenler şu aşağıdaki bizim yere gidiyorlar. Oraya çubuklar falan buraya geliyor işte. Çubuklar altı artan şeyler buraya gelecekler. O zaman ne yapıyoruz? Burada biraz AFK kalıyoruz. Ve bol bol Ladin şey yapacağız. Kemik tozumuz da bol. Burada ben bir sürü AFK geldim. 64 tane almış elimde. Bakalım şimdi hazır mıyız? Hiç uzun süre olmadı bu arada. Sadece yaklaşık 3-4 dakika önce olmuş. Ya tam 5 dakika olmuş. Oha! Bir şey diyeyim mi? Demir farmından daha verimli bu. Bu ne lan? Pardon biraz saygısızca vermiş olabilirim tepkileri ama. Ya bu video biraz doğal bir video oldu diğerlerine göre. Bir şeyler yiyip durmayayım ya dur. İyice saldım kendimi değil mi? Kaç saat oldu video çekmeye başladı. İyice saldım bu arada. Neyse ne yapıyorduk? Ha. Şimdi bol bol ladenimiz oldu. Ama burada yaratık doğmasını istemediğim için öncelikle buranın tamamını kaplıyoruz. Şu düğmeler büyük ihtimal kırılacak ama TNT'den dolayı. Ne boyu da yapacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Ben onun tasarımını yapacağım. Tasarlayıp gelirim herhalde. Şimdi gidiyorum. Gitmiyorum aslında buradayım. Bir saniye sonra döneceğim. Evet, ne haber? Ben geri geldim. Sizin için bir saniye. Benim için yaklaşık bir 3-4 saat geçti. Çünkü bunları da topladım. 3 tane kalmış bunlar. Atalım şunları. Birleştirdikten sonra 3 tane kalmış. Biraz ışık taşı topladım. Biraz cam yaptım. Biraz işte kemik tozu aşağıdan gittim. Biraz kemik tozu aldım. Yetecek kadar işte 26 tane kemik tozundan 26 tane boya elde ettim. Kemik tozunu koyuyorsun, beyaz boyayı alıyorsun. Çok kolay. Bunlar vardı zaten envanterimde. Şimdi tasarımları hazırladım. Önce bir boyalarımızdan şöyle camlarımızı yapalım. Beyaz cama ihtiyacımız olacak. Eyvah, cam arttı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Cam artmaz diye düşünüyordum ama arttı. Şu an içine ettim bu arada dümdüzenin. Böyle alayım hepsini bir daha koyayım. Şöyle. Lapsed. Bayağı bir oldu. Zaten bayağı da bir fazla ihtiyacımız var. Fazlalıkları at gitsin şöyle. Bayağı bir fazla beyaz camım oldu. Zaten bayağı da bir fazla beyaz cama ihtiyacımız var. Işık dışı da bolca lazımdı. Şimdi tek bir ihtiyacım olup elimde olmayan şey az kaldı. Biraz huş, biraz da leden ağacına ihtiyacım var. Bol bol huşa ihtiyacımız var. Şimdi size planlarımı anlatayım. Daha sonra da işte bu büyütme işlemlerine geçeceğim. Biraz AFK kalacağım farmda. Böyle söyleyeyim. Farmdaki kemik tozu biterse gidip bir daha toplarız. Ama onun için böyle kemiği sınırsız alacağım bir farm güzel olabilirdi. Şimdi buraya geldik. Buranın yerler, yeri çok iyi değil. Buranın zemininin çok iyi olmasına gerek yok zaten bence. Buranın duvarlarını bayağı bir güzelleştireceğiz.
buranın duvarları çok güzel olacak. Tavanın içinde çok güzel fikirlerim var. Tavanı da çok güzel olacak. Ama bir düşünüyorum da şöyle. Umarım yeter. Umarım planladığım gibi yapabilirim. Planladığım gibi yapamazsam biraz değiştireceğim planımı. Ama şu içerisi için çok güzel planlarım var bu taraf için. Burası kaç blok içeride? 3 blok içeride. Bu biraz sorun olabilir. Hallederiz. Bir şekilde halledeceğiz. Tamam şimdi. O zaman planlarımdan bahsedeyim. İşte buraları ya bir tasarım oluşturdum kendim. Meşe kütüğü, meşe merdivenleri, beyaz boyalı ince cam ve ışık taşıyla bir de huş kütüğüyle çok güzel bir tasarım çıkardım ortaya. O tasarımla uğraşacağım şimdi. İşte şunları da şuraya atalım. Bol bol huş kütüğü lazım. O yüzden şimdi bayağı bir huş şey yapacağız. Huş kütüğü ne kadar lazım? Bir 10 stack olana kadar burayı huş kütüğüyle dolduracağım. Daha sonrasında işte meşe kütüğü lazım bayağı bir. Crafting table'ımız var zaten burada. Bunu da kullanacağız. Hadi bakalım. O zaman ben sistemin başına oturuyorum. Sistemin başına oturacağım. Onları yapacağım. Hem bu itleri yapacağım. Hemen geliyorum. Size de iyi seyirler o zaman. Bu arada son bir konuşma yapayım. Bu küçük alanda bu build'leri isterseniz uzaktan göstermeden yapabilirim. Ama uzaktan göstererek yaparsam, bence uzaktan gösterip yapsam daha iyi olay ama size bir soru sormuş olalım. Sizin de fikrinizi merak ediyorum. Bu build'leri, büyük bu build'leri tabii ki de uzaktan göstererek yapmaya devam edeceğim ama işte bu küçük odalardır. İşte çok önemli olmayan kuni sistemleri falan, bunları uzaktan mı hızlandırıp mı göstereyim yoksa benim gözümden yapılırken mi görmek istersiniz? Belirtirseniz sevinirim bunu. Videoyu buraya kadar izlediyseniz belirtirseniz sevinirim. O zaman ben başlıyorum. İyi seyirler. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Every breath hold, cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold, cause I can't move on till I let go. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on.
feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens. Life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done. I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want. Yeah, rises like the sun. Yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won. Yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real, let's make a deal. Buy you a meal if you just let me feel. Get out your heels, grab on the wheel. Back to my place at the top of the hill. Don't have regrets, I know what's next. She need a fresh, I'll be back in a sec. Look at them legs, don't make me beg. Back to the room, let me show you my bed. Touching on your body feels like taking on a drug. İşimiz tamamen bitti. Yoruldum açıkçası bayağı. Bayağı da saat geç oldu şu anda. Sabahın 7'si. Geç oldu değil artık, erken bile yani. Bir ağaç yaptım buraya. Güzel bir ağaç oldu. Büyük biraz. Şuna göre en azından küçük ağaçlardan. Biraz büyük bir ağaç yaptım. Görünmez eşya çerçevelerinin içine elma koyarak böyle renklendirdim biraz da. Şurada da benim ilk, bu bizim elmas baltamız. Bunu da buraya koydum bu şekilde. Duruyor bu. İlk elmas baltamı da oraya koydum. Hani anısı vardı zaten, bir yerlere koyacak, buraya koyayım dedim. Belki büyülersek zamanı, belki daha sonra büyülemek için alırız. Yolu yapmadım, yolu eskisi gibi video dışında yapacağım. Şurada bir ağaç kabuğu var ve bu ağaç kabuğunun içinden böyle eğilerek girince aşağı iniyoruz. Ve aşağıda bizim mekanımız karşılıyor bu şekilde. Buralar biraz boş kaldı, belki bir şeyler koyarız daha sonra. Burada ben biraz AFK'da kaldım. Yukarıdaki ağacı falan yapabilmek için işte. Bayağı bir odunum oldu burada. Hepsini buraya getirdim. Hepsi buraya geliyor artık. Böyle bir kapımız var. Buradan çıkıyoruz. Buraya bu şekilde. Bu arada tavanın yarısını gördünüz. Tavanın yapılışının. Ya yarısını bile görmediniz hatta. Çünkü ben kaydı kapatmıştım. Bir işim çıkmıştı. AFK kaldım. ESC'ye bastım. Kaydı kapattım. Geldiğimde ise kayıt devam ediyor sanıp kaydı kapattığımı unuttum. Devam ettim. Biz tuvalete gittim, su içtim falan. Geri geldiğimde işte kaydı açmamışım. Bitirdim burayı tamamen. Şunların bir iki tane direğini çıktım. Bir baktım. ESC'ye bastım. Bir daha bir tuvalete gitme ihtiyacı doğdu.
bana. Bir kez daha ESC'ye bastığımda bir baktım şurada. Şöyle pause'a basacaktım. Bir baktım start yazıyor. Dedim hayda. Ya aynen şu ekranla karşılaştım. O yüzden biraz sıkıntı çıktı. Böyle duvarlarımız oldu. Burası bu arada kaplanmıyor. Çünkü TNT'yi düşünce patlatıyor buraları. O yüzden burayı kaplamadım. Orası açık kaldı. Şurada da bir boyut doğru olmadığı için bu şekilde yaptım burayı da. Tavan gayet güzel oldu bu arada. Şeylerin rastgele bir biçimde uzunlukları olması zincirlerin. Hoşuma gitti açıkçası. Bu arada sistem eğer oyununuz kasıyorsa oyun kaydederken ben de oyun kaydediyor yazıyor şu aşağıda. O kısımda kasıyordu bende ve sistem bozuluyordu yani tikeş aşımı oluyordu. Bunlar çünkü çok hızlı şey yaptıkları için sinyali. Buraya bir tane 4 tick operator koydum. Sistemi çok azıcık yavaşlatıyor. Minnacık ama hiçbir şekilde verim azalmıyor. Çünkü kemik tozu büyüyene kadar zaten yine aynı şekilde bekliyor. Fakat buradaki Reparator sayesinde artık hiçbir sıkıntı olmadan sistemim çalışıyor. Oyun ne kadar kasarsak kasın hiçbir sorun çıkartmıyor bana. Burası böyle. Bu şekilde yaptık işte. Gayet de güzel oldu açıkçası. Yani buranın içinin tasarımı da hoşuma gitti. Burayı da güzelce yaptık. Ağaç farmı videosunu da bu şekilde bitirmiş olduk. Hemen dışarıya çıkalım. Gördüğünüz gibi buraya da bir tane meşale koydum. Havada kararmış tam göstereceğim zaman. Bakın böyle oraya da meşale koyduğum için ben burada olmasam bile hani diyelim ben şeyde yokum. Zaten şu aşağıda şeyler var, fenerler var. Onlar aydınlatıyorlar burayı bir tık ama hani ben içinde de değilken böyle uzaktan içinde fener olduğu için böyle içi aydınlık görünüyor. Buraları falan karanlık görünürken. Buralar karanlık görünürken içi aydınlık görünüyor. Bu da ayrı bir hava katıyor böyle ağaca. Bu da güzel bir ağaç değil ama elimden geleni yaptım. Ağaçlar konusunda biraz kötüyüm. Şu ağacı da yapana kadar 3 kere yıkıp bu ağacı da 3 kere yıkıp tekrar yap. Ağaçlık konusunda biraz kötüyüm. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Çünkü çoğunlukla mekan boyutlarına alışık olduğum için mekan ya da outdoor işte bu çevre işte yollardır, petting'dir falan yani neyse işte. Ağaçlara pek alışık değilim diğer boyutlarının aksine. O yüzden biraz çalışıyorum. Aşağıdan nasıl gözüktüğünü de göstereyim. Aşağıdan da böyle gözüküyor işte. Zombiler peşime takılıyor şu an. Ben bir gidelim uyuyalım. Sonra da yavaştan videonun sonuna gelelim. Evet birkaç tane ok saplandı ama her neyse çok bir şey yok onlar için. Şöyle ağacımın önüne geleyim. Ve burada şöyle biraz daha ileri gelmek istiyorum aslında. Saldırmazsın bana teşekkürler. Çekilsene yalnız güzel. Şöyle alalım. Biraz ok yedik ama neyse. Şöyle ağacımı da arkama alayım şu şekilde. O zaman ağaç farmı videomuz bu kadardı ama sen bana niye dalıyorsun ki bir saniye? Bir saniye. Sırtımızdaki oktan kurtulmuş olduk. Evet videomuzun sonuna geldik artık ağaç farmı videomuzun. Bayağı uğraştım açıkçası. Da en çok uğraştığım farm videosu buydu diyebilirim. Yani bal toplama olayının da 11 saat sürdüğünü düşünecek olursak. Yani bu ya iki tane bu kadar ağır videoyu ard arda çekmek ki zaten bu çevre düzenleme videosunun arasında çok fazla zaman vardı. Ama ben bu videoya başladığım akşam 1 saat çektim bıraktım. Yani videonun tamamını aslında 2 günde yaptım. Ve bu cidden beni çok yordu. Bir gün ara verir sonra videoları editlerim ve YouTube'a atarım sonra biraz ara vereceğim. Tamam çok büyük bir ara vermeyeceğim. 2 gün falan ara vereceğim. Böyle 2 gün falan gecikebilir bir dahaki video bu iki videonun arasındaki zaman aksine. Neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. It's too late now, I remember.